Ahmet Hakan, Hürriyet İzmir Marşı'nın benim için anlam ve önemi Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde binlerce öğrenci İzmir Marşı'nı haykırdı. Erciyes Üniversitesi'nden sonra ODTÜ'de de İzmir Marşı coşkuyla söylendi. Ve İzmir Marşı yine gündem oldu. İzmir Marşı'nın benim için anlam ve önemini bu yüzden yazıyorum. İzmir Marşı'nı işittiğim anda benim aklıma İzmir'in kurtuluşu gelir, İstiklal Harbi gelir, Kuvayi Milliye gelir, Anti emperyalizm gelir. İşgal kuvvetlerine karşı geliştirilen enerjik direniş azmi gelir. Direnişi örgütleyen Mustafa Kemal Paşa'ya duyulan sonsuz sevgi ve güven gelir. Zafer coşkusu gelir. Savaşın yetimleri gelir. Yel gibi kaçan bozulmuş düşman gelir. Bağırlarına basılan öksüz yavrular gelir. Deftere yazılan şehitler gelir. Mustafa Kemal Paşa'nın adının yazılacağı mücevher taş gelir. Vatana feda edilecek kan gelir. Bunların tümünü topladığında ortaya çıkan 7'den 70'e tüm Türkiye'nin ortak duyarlılığıdır. İşte tam da bu yüzden İzmir Marşı'nı işitince yüzlerini buruşturan tiplerde İzmir Marşı'nın sopa gibi bir kimsenin üzerinde sallandırılmasına da anlamadım, anlamıyorum, anlamayacağım. Tak da tak. Borgen adlı bir dizi var. Parlamenter sistemle yönetilen Danimarka siyasetini tatlı tatlı anlatıyor. Şimdi ikinci dalgası vizyonda. Fakat benim asıl sorunum şu. Danimarka denilince teşekkürler kelimesinin tam karşılığı şu. Tak, dizide o kadar çok geçiyor ki bu kelime. Bir bölümde bin kere işitiyorum. Tak da tak, tak da tak, tak da tak. Bu kadar taka maruz kalınca en son kendimi teşekkür demek yerine tak derken yakaladım. Akşener'in hedefi CHP'yi tırtıklamak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü grup konuşmasını dinledikten sonra ben artık şuna karar verdim. Meral Akşener partisinin çeperlerini sağa doğru genişletmek yerine CHP tabanına doğru açıyor. Verdiği her mesaj CHP'den oy tırtıklama amacına yönelik. CHP'nin oylarını kapıp muhalefetin en büyük partisi olmak diye bir hedefi var galiba. İktidarın uzak durması gereken cümleler. Almanya'da da aynısı var. ABD'de de enflasyon çok yüksek çıkıyor. Suriyeliler ucuz iş gücü olarak kullanılıyor. Afganlar giderse çoban bulamayız. Kemal Bey barometresi. %50 aday olacak, %50 aday olmayacak. İstikrar, istikrar. Tanju Özcan yavaştan deliriyor mu ne? İstikrarlı bir şekilde. Ebru Gündeş Irak'lı zengin sevgili bulmuş. İstikrar işte budur en iyilerimiz en geç terk eden diyorlar bu dünyayı, istikrarı bozmadan. Cenaze törenlerimizin düzelme ihtimali sıfır. Uzun süredir cenaze törenlerine katılmıyorum, prensip olarak. Çünkü cenaze törenlerindeki kargaşadan ve riyakarlıktan feci sıkılmıştım. Ama Latif Demirci'nin cenaze törenine tabii ki katıldım. Teşvikiye Camisi'nde bir istisna olarak ve bir kez daha büyük bir karamsarlıkla anladım ki Bizim cami avlularında düzenlenen cenaze törenlerimizin düzelme ihtimali yok. Latif Demirci'nin cenaze töreninde yaşananlar aşağı yukarı şöyle şeylerdi. Düzensizlik vardı törende. Aile nerede duruyor belirsiz. Namaz nerede kılınacak belirsiz. Bir keşmekeş, bir kaos. Avluda dikilen bir kalabalık. Onların arasına girip röportaj yapmaya çalışan televizyoncu meslektaşlarımız falan aylardır, haftalardır birbirlerini görmeyenlerin buluşma mekanına dönmüştü cami avlusu. Ayaküstü sohbetler, cenazede olmasa görüşemeyeceğiz be dostum laflarının havada uçuşması. Namazı kıldıran hocamızın Latif Demirci'den haberi bile yok. İnsan bir kelime eder yahu, burada yatan adam bir karikatürist der, hiç değilse. Namazı kıldıran şahsa karşı bu denli kayıtsızlık çok rahatsız edici. Bir kıyafet cocunası da yok değildi törende. Tamam herkesin siyahlar içinde törene katılmasını ben de beklemiyorum ama şortla cenaze törenine gelmek de neyin nesi arkadaş? Cami avlusunda mübalağalı muhabbet öbekleri oluşturmak, mavra yapmak, gülüşmek, kaosa sürekli katkıda bulunmak, buna karşılık latifin ruhaniyetiyle buluşmaktan alabildiğine kaçmak çok rahatsız ediciydi çok. Düzelmemiş, düzelmiyor, düzeltemiyoruz.'' düzelecek gibi de görünmüyor velhasıl. Cenaze törenlerinden kaçarak kurtulma kararımda ne kadar da haklıymışım.